soruşturmaya yer olmadığına ilişkin kararlar bağlamında ortaya çıkan sorunları Bahri Hocam'la ben sunmuştuk dinleyicilere. Bir yıl sonra tekrar bu konu çok daha kapsamlı bir şekilde bir sempozyum formatında tartışılıyor. Buna tüm devlet kurumlarımızın, Adalet Bakanlığı'nın bu gayretine, demokratikleşme, daha iyi hukuk devleti olma yolundaki bu gayretlerine destek vermesini de tabii ki şahsen bekliyoruz. Bu sempozyum çok güzel oldu. Adalet Bakanlığımızın yapması gereken bence en önemli iş tüm bu kuralları temizlemektir. Bu kurallar temizlendiğinde insanların şüpheli veya sanık olmasının herhangi bir sakıncası yok. İşleyen hukuk süreçleri içerisinde bunlar yerli yerini bulacaktır diye düşünüyorum. Hem savunma makamının hem de iddia makamının, keza yargılama makamının varlığı ve meşruiyeti ancak kişinin suçlu sayılmamasıyla mümkün olabilir. Bu nedenle de bu üç makamı işgal eden sücelerin kesinlikle bu ilkelere, bu karinelere çok dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi tabii önemli bir konuda soruşturma ve kovuşturma organlarının bu ilkeye dikkat etmesi gerektiği kadar, belki de ondan çok daha önemlisi, hatta bugün sosyal medya gibi herkesin basın mensubu olduğu bir çağda yaşıyoruz. Basının, görsel ve yazılı basının, keza sosyal medyanın verdiği haberler, yaptığı yorumların acaba bu ilkeyle ilişkisi nedir? Bu konu gene bizim oturumumuzun en önemli konularından birisidir.